Türkiye'de sinemanın mekansal tercihlerine odaklanan bir çalışmanın ilk duraklarından birisinin İstanbul olacağını iddia etmek aşırı yorum olmayacaktır. Öyle ki İstanbul'dan Türkiye sosyolojisine özgü kültürel ve siyasi kırılmaların perdedeki yuvası olan bir kent olarak söz edebiliyoruz. Ve dahası biliyoruz ki mekansal olduğu kadar toplumsal devingenlik anlamına da gelen göç, Türkiye gibi geniş kitlelerin çok kısa bir dönemde büyük göç hareketleri sığdırabildiği ülkelerde merkezi yapıyı ve işleyiş kurallarını etkileyebilecek hatta değiştirebilecek kudrete sahiptir. Devam etmeden önce göçün böylesi bir kudretinin yalnızca milli kimliğin bütünlüklü anlatısında sarsıntıya sebep olan yoksullukla özdeşleşmiş kenar mahalleler ve kentin yeni sakinleri olmadığının altını çizmekte fayda var. Lozan Anlaşması ile mübadele edilmelerinde bir sakınca görülmeyen 900 bin civarında Ortodoks Rum halkının yanı sıra mübadeleye dahil olmayan İstanbul Rumların ve Ermenilerin 6-7 Eylül İstanbul pogromu ardından toplu göçleri Türkiye'de milli kimliğin kutsal duvarları üzerinde geçmişe ait bir gölge olarak yerini almıştır. 1990'lar itibariyle ise köy boşaltmaların, çatışmaların ve yangınların sebebiyet verdiği göçün öznesi olan Kürt nüfusu, merkez ve taşra arasındaki fiziki uzaklığın yol açtığı mekansal ayrımı kat ederken, emek eksenli iç göçün başlıca hedefi ola gelmiş İstanbul'u ülkenin mikrokozmosuna dönüştürmüştür. 1990'lar Türkiye demokrasisinin temel özneleri olan Kürt, Alevi, Ermeni ya da İslamcı kimliklerin beyaz perdedeki tezahürlerine dikkat çeken Asum Asuner, bu durumun üst orta sınıf Türklüğü yeniden tanımlanmaya zorladığı yorumunda bulunur. Bu bağlamda Türkiye tarihinde ortalama 10 yıllık zaman dilimlerinde yinelenen emek eksenli göç hareketlerinden farklılaşan bir göçün gölgesinde geçen 90'lı yıllar, hem Türkleşmenin hem de modernleşmenin eş zamanlı ve birbirine uyumlu yürüyebileceğinin kanıtı ve başarılı örneği olması planlanan modern kentleri Kürt kalmakta ısrarlı yeni sakinleriyle karşı karşıya bırakmıştır. Bizim odaklanacağımız tartışmanın mekanı olan İstanbul, Kürtlüğün tanınmasına, sınırlarına ve inşasına dair bir çerçeve sunmak suretiyle estetik deneyim aracılığıyla mümkün olacak bir demokrasi tahayyülünün imkanlı şehridir. Estetik deneyimi, mekanın ve zamanın, görünür olanın ve görünmez olanın, konuşma ve gürültünün düzenlenmesi olarak ele alan Fransız filozof Chakransi'ye, siyasal olana ve demokrasiye dair kavrayışımızı sanatsal deneyim aracılığıyla düşünmemizi önerir. Filozofun külliyatında yoğrulan estetik rejim tartışması, gerçeğin düşünülebilir olması için önce inşa edilmesi, kurmaca kılınması gerektiği savıyla bizleri temsilin etik ve politik vaadinden vazgeçmemeye davet eder. Ve dahası Kürt sinemasının Türkiye halini anlamamıza yardımcı olacak şu tespiti paylaşır. Siyaset ve sanat, bilgi biçimlerinde olduğu gibi kurmacayı, simgelerin ve imgelerin, görülen ve söylenen arasındaki, yapılan ve yapılabilecek arasındaki ilişkilerin maddi yeniden düzenlenmesi aracılığıyla kurmaktadır. Bu bağlamda sanat, duyarlılık gerektiren konuların toplumun öz tanımını aktarmak suretiyle siyasetin alanına girmektedir. Zamanın ve imgelerin sanatı olan sinema özelinde ise insan bedeninin mekansal konumlandırılması aracılığıyla anlatıcı olarak, film karakteri olarak ya da izleyici olarak estetik etkinin dolaşıma girmesinden ve yeni toplumsal tahayyüllerden söz edebilmekteyiz. Sanatın özelliği ile siyasetin vaadi arasında bir karşıtlıktan değil, sanatın özelliğinin deneyimin özelliğiyle açıklanması dolayısıyla siyasal alanına dahilinden söz etmekteyiz. Zira demokrasi, Rancière felsefesinde ussalın özel bir bölünlenişidir. Dolayısıyla toplumsal ile toplum arasındaki bağı mümkün kılan müşterekleri, insanı estetik dolayımıyla anlama girişimimiz, belli tarihsel dönemeçlerde ve coğrafi dağılımlarda demokrasinin imkanını ve olanaklarını yorumlama girişimidir de. Dilsiz Bir İstanbul başlıklı bu ilk bölümde Türk sinemasında Kürtlerin temsiline yapılmış çalışmalarda kendisine pek yer bulamamış bir film olan Camdan Kalp aracılığıyla İstanbul'un yeniden konumlandırılışını kaçınılmaz kılan sosyoloji üzerine konuşacağız. Böylesi bir tartışma, halihazırda gelişmekte olan Kürt sineması literatürünün Türkiye sineması içerisindeki konumuna ve Türk sineması aracılığıyla konumlanışına dair önemli bir takım soruların tarihsel öncüllerini anlamamız için önem arz etmektedir. Sinema ilişkisi Güney Film ile başlayan Fehmi Yaşar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu tek film olan Camdan Kalp, Kürt sinemasının kurucu ismi,
ya da babası olarak görülen Yılmaz Güney sinemasında kilometre taşı olan Umut ve Yol filmlerine yaptığı göndermelerle de Kürt sinemasının Türkiye halini anlama girişimi için tekil bir pozisyona sahip olduğunu göstermektedir. Camdan Kalbin yönetmeni Fehmi Yaşar, filminin gösterimi ardından gerçekleştirilen bir söyleşi de şöyle diyor: Türkiye sinemasında egemen göstergelerden biri cehalet. Öyle ki yaşadığı ülke üzerine doğru dürüst düşünebilecek bir okuma şansından yoksun. Kapitalizmi bir anlamda onayladılar. Feodal değerlerin çözülmesini her zaman ayakta alkışladılar ama yerine ne koyacaklarını hiç düşünmediler. Yaratıcı yönetmenin buradaki sistemi akla şu soruyu getirir: modern bir evde lüks bir hayat yaşayan, Adanalı çocukların anlayacağı filmler yapmaktan vazgeçmiş, bir ekmeğin parasını bilememenin yabancılığı ile anlamadığı kitaplar, yarım yamalak düşünceler, kafası karışık avantajlar arasında sıkışıp kalmış kirpi karakterinin ardı sıra itip gittiği arayış, meşruiyetini Yaşar'ın yerli ve milli cehalet karşısındaki çaresizliğinden mi almaktadır? Bana öyle geliyor ki Yaşar'ın işaret ettiği entelektüel bunalım esasında İstanbul Türkçesinin gölgesinde göçebe bir dilin varlığının yarattığı tedirginliğin örtüsü olarak işlemektedir. Camdan Kalp okumalarından birisinde filmsel metnin üzerindeki gölge, Batı'nın kalabalık kütüphanesi ve moderni sindirmiş yeni eğilimleri karşısında bu coğrafyada ortaya çıkan hep geri kalmışlık duygusu olarak tespit edilmiştir. Bana kalırsa bu gölgenin mevzisi, kirpinin şık giysiler, konforlu yaşam ve nezih bir dinin hakim olduğu idealler dünyasının dışına adım attığı taşra, Anadolu ve göçebilik ile karşılaşmasıdır. Düşünceler ve değerler adına eyleme soyunan aydın tipi olarak resmedilen kirpinin, gerçek üstü bir karakter olan yetim dışında tüm sakinlerin doğallıktan uzak bir şiveyle konuştuğu gecekondu mahallesi Gülsün'de geçirdiği zaman bilinmeyen bir dünya, beklenmedik bir yolculuk ve yabancı bir dil ile aradaki mesafenin izlerini taşımaktadır. Gecekondu semtine yapılan yolculukla yetinmeyen yaratıcı yönetmen, evin, vatanın, kimliğin sınırlarının, sınırlılığının gösterinin yasfıyla yarattığı tekinsiz havayı, eve gelen gündelikçi Kiraz'ın, yol filmleri gördüğümüz Şerif Sezer'i görüyoruz burada, trenle tez gidilen köyüne yapılacak yolculuk ile pekiştirir. Böylelikle anlatıda yer etmiş göç hareketleri, sınıfsal, cinsel ve etnik karşılaşmaların taşıyıcısı olarak hareket eden imgenin hakim anlatılardan kaçabileceği hatların inşasına katkı sunmuş olur. Bu noktada metinler arası bir okuma girişimi, kirpinin bilgisinden mahrum olduğu coğrafi ve kültürel gerçeklikle arasındaki mesafeyi kapatacak kent rehberi olarak Ferit Edgün'ün O Hakkari Bin Mevsim romanını ele alabiliriz. Böylesi bir okumayı mümkün kılacak öğe, Hakkari'de bir mevsim filminin öğretmeninin ve Camdan Kalbin kirpisi olan Genco Erkal'dır. Erkal, Kürtlüğün Türkçe bir estetik rejimdeki oluşuna dair gerilimlerin tespit edilebileceği bir persona sunmaktadır adeta. Erden Kral'ın romanla aynı ismi taşıyan filminde öğretmen rolünde karşımıza çıkan Erkal'ın bu kez kirpi olarak doğuya yaptığı yolculuk farklı dönemlerin bunalımlarının aktörlerini işaret etmektedir. Bununla birlikte Ferit Edgün'ün kişisel deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı roman, kirpinin filmin belirsizlikler evreninde yiten arayışının kaynağında yer alan toplumsal dinamiklerin en açık biçimiyle ifadesini bulduğu öncü metinlerden birisi olduğu akıllı sunmalıdır. Edgün'ün romanının ana karakteri isimsiz, tarihsiz bir öğretmen ve öğretmenin öyküsünü anlatmasını istediği kırık kalemdir. Camdan Kalbin anlatı ekseninde yer alan temel motifler ise yalnızca lakabını bildiğimiz isimsiz bir yönetmen Kirpi ve bu yönetmenin yaşadığı dünyayı anlamlandıracak bir hikaye bahşetmesini umduğu kameradır. Kurucu öğelerde karşımıza çıkan bu paralellik, Camdan Kalbin gösteremediği şeyi adlandırmak için Kirpi'yi öğretmenin kılavuzunda anlama çabasını anlamlı kılmaktadır. Tren yolculuğunun sonunda vardığı yerde minibüs içerisinde Alman sanılan Kirpi'nin yalnızca Almanca da bilen gencin aracılığıyla ya da tercümanlığıyla ve askerliğini İstanbul'da yapmış, Türkçe'yi burada öğrenmiş olma ihtimali yüksek bir diğer adamla iletişim kurabilmesi, Tanrı'nın ne zaman anlayacağım bu insanların dilinden diye yakınan öğretmeni hatırlatır. Kış mevsimi sonunda köyden kurtulacağını uman öğretmen gibi Kirpi de kent meydanında sevgisini Erce'yi hatırlatan Marilyn Monroe'luk filmi gördüğünde "Burası bana verilmiş bir oda. Hem benim ne bir karım ne çocuklarım var burada" diye düşünür belki de. Tanrı'ya inansa sabahtan akşama, akşamdan sabaha oturup yakaracak öğretmen gibi Kirpi de
Huzur için oruç tutan taksi şoförüne imrenerek saf bir imana sahip olup yarı aydın olmanın yol açtığı gerilimden kurtulmak ister belki de. Pir köyünde hayatın vazgeçilmezi olan köpek midir? Gül suyunda kirpinin peşine takılan. Nihayetinde soru eklerinin yokluğunu vurgularla telafi eden, bütün fiillerin üçün tekil şahsa göre çeken Hakkari bir mevsim köylüleri gibi konuşan ahalisiyle gül suyundaki düzen, Cumhuriyet mefkuresinin ulaşamadığı dağ köylerinin kalıntısı olarak karşımızdadır. Ancak Gülsoy'un asli sorunun yoksulluk, oradaki ayrı dünyanın yegane kaynağının da cehalet olduğuna estetik inşanın yalnızca metnin değil yorumun da ikna olduğundan söz etmek pek mümkün değildir. Camdan Kalp, tedirgin entelektüeli, Kemalist ideallerin homojen halk idealini gölgeleyen asli unsuru, töre, otlu peynir, kaçak çay, şehir olamamış yerleşim bölgeleri, yoksulluk ve cehalet ile filme dahil ederken ondan dilini ve kimliğini esirgemektedir. Hak kentinin Pir köyünde en azından Kürtçe na kelimesini duyan öğretmenin aksine kirpi, bölgede yaşayan halkın Türkçe'de karşılık olmayan sesler toplamı olarak değerlendirilebilecek ya da dilde hiçbir karşılığı bulunmayan kör hamo, şıho, senten adları ve doğallıktan uzak şiveleri ve gerçek üstü unsurlarla Kürtlüğü kendi evinde iletişimsiz bırakır. Dahası Camdan Kalp filmindeki kadın karakterlerin yamalı Türkçeleri, filmin Kürtlüğe dair İstanbul'u temsillerinin cinsel politikasına dair belli başlı gösterendir. Temizlik yaparken arabesk müzik dinleyen, geleneksel bir giyim tarzı olan gecekondu sakini Kiraz, bir diğer kadın karakterin Sinti'nin kırmızı giysileri, çantası, ruji ile pekiştirilen tutkuları ile arasındaki uzlaşmazlık aracılığıyla adeta cinsiyetsizleştirilmiştir. Kürtlüğün geleneksel olan ve olmayan tezahürlerinde cismini bulan bir cinsel politikadan söz etmekteyiz. Gecekondu mahallesine yolculuktan önce ev içinde zaman zaman arzu nesnesi olma potansiyeli gösteren Kiraz, kirpiden Sinti'nin aramasını istemek için yatağına oturduğunda giysisinin üst düğmelerini açarak telefon numarasının yazılı olduğu kağıdı çıkarırken, Sinti'nin eli kurusu yakıştırmasından sonra evinde, hasta yatağında çocuklarıyla göründüğü andan itibaren korunması, kullanması gereken fedakar anne ve bedensel olarak güçsüzleştirilmiş eş oluverir. Kiraz'ın cinsiyetsizliği, Naciye'nin erotik dansları, Kirpi ve Naciye çiftinin porno filmlerle renklendirilen cinsel hayatları, Sinti'nin kötü Türkçesini maskelemesi arzulanan giyim tarzıyla pekiştirilmiştir. Resmi nikaha gerek duymayan, şeyhin sözü etrafında toplanan dini bir cemaat, erkek kardeşlerden bahsetmek için kullanılan ağalarım sözcüğü, kumalık ve yoksulluk gösterenlerin bir arada inledikleri feodal, geri kalmış kimlik açıktır. Ancak dile dökülemez, dilsizdir adeta. Dahası filmin yorumlanışına dahi sirayet etmiş bir belirsizlikten söz ediyoruz. Milanese Review, Kiraz'ı Kürt kadını, köyünü Kürt köyü olarak değerlendirirken, The New York Times yazarı Janet Maslin, filmde Kirpi'nin yoksul bir Türk kasabasına sürüklenişinin anlatıldığını yazmaktadır. Türkiye basınında film üzerine kaleme alınan yazılarda ise durum daha da ilginçtir. Zira yazarların köyün olduğu şehri adlandırırken dahi uzlaşamadıkları görülmektedir. Doğu köyü, Hakkari ya da Kars köyü. Kirpi'nin Kiraz'a yardımcı olabilmek için çıktığı Kars yolculuğu sırasında tanıklık ettiği görücü usul evlilik ve ardı sıra düğünün ortasında beliren çatışmanın film boyunca anlamlandırılamamasının yanı sıra Umut filmindeki define aranan çıplak tepeye ve tren yolculuğu sırasındaki kompartımanın kapısında beliren kadın aracılığıyla Yol filminde aşina olduğumuz seks sahnesine gönderme yapan film, Yılmaz Güney'in 80'lerin başında Kürt meselesini anlamlandırdığı bölge gerçekliğini hapsedilmiştir adeta. Yani Kürt sinemasının kurucu ismi olan Yılmaz Güney, aynı zamanda Kürt kimliğinin Türkçe anlatılaştırılması için de referans isim olarak karşımıza çıkıyor. Senaryoda yer alan ancak filmde karşılığını bulamayan bir diyalog bu kısıtlılığı aşma potansiyeli taşır. Ayvalık'taki arsayı satın alıp dünyayı trenle ve gemiyle dolaşarak gençlik düşlerini gerçekleştirmeyi teklif eden Naciye ile Kirpi arasında geçen ve filmde yer almayan diyalog şöyledir. Ama ülkemizi bile dolaşamadık. Doğu Anadolu hakkında ne biliyorsun Naciye Şiko? Sen ne biliyorsun Kirpi Şiko? Hiçbir şey bilmiyorum. Acı değil mi? Susarlar. Bir doğu köyüne yerleşelim ister misin? Ağrının eteklerine bir köy. Bunca terör varken başımıza ne geleceği belli mi?
Kirpi'nin Kars yolculuğu sırasında tanıştığı gencin vatan borcunu ödemek için doğuya geldiğini öğrendiği anda aklında bu gerçeklik var gibidir. Genci ilk sigara içmesi muhtemel bir korkudan şüphelenmektedir Kirpi, ancak bir temelden mahrumdur. Zorlu Kars yolculuğu ardından İstanbul'a dönen Kirpi'yi göç günlerinin vazgeçilmez mekanı olan Haydarpaşa Garı'nda görürüz. Kirpi'nin Aygi Özgüç'ün Türk sinemasında iç göç filmlerinin Plato mekanı olarak adlandırdığı Haydarpaşa Garı'nda belirmesiyle dönüsel bir anlatıya kapı aralanmış olur. Kirpi'nin yaşadığı, yerleşik olduğu kente göçmen oluşu ile anlatı yerinden edilmiş, anlamlara dair çözümsüzlüğünü itiraf eder adeta. Son defa olacağı umuduyla gecekonduya giden Kirpi, namus davasında gül suyunda bıçaklanarak öldürülür. Halbuki daha ilk karşılaşmanında yetimin de söylediği gibi Kirpi terörist değildir. Yetim, Nurdan Gürbile'nin tespitinde olduğu üzere 80'lerin ortalarında Türkiye'nin kendi doğulu yüzünü, kendi taşrasını, şehirlerde biriken Kürtleri ama aynı zamanda onların yazgısının alınıp satılabilir bir şey olduğunu keşfetmesiyle birlikte kalıbın içine sızmaya başlayan esmerlikten muzdariptir. Tam da bu sebeple yetimin yetimliğini Gürbile'nin izinde gerçek bir babanın yoksunluğundan ziyade adil bir devlet babanın yokluğuyla ilişkilendirmek olasıdır. Bu doğrultuda ilk karşılaşmalarında yerde baygın yatan Kirpi'ye evine getirip onunla ilgilenen yetime yardım etmek isteyen Kirpi'nin teklifleri devlet babanın boşluğunu doldurma arzusunu dinlendirmektedir adeta. Seni bir işe yerleştirebilirim. Ustalık öğrenebileceğin, meslek olabilecek bir işe ya da ne bileyim okumak istiyorsundur. Bu ülkenin öksüz mektepleri var. Parasız devlet bursları var. Hayır dernekleri, hayır kurumları, hayırsever insanlar var. İstersen tanıdıklarım çok, mutlaka bir şey yapabiliriz, mutlaka. Anlatının bu açılımına rağmen yetim UNESCO'da dostlarının yanına gitmesini sağlayacak bir pasaporttan başka bir şey istemez. Bir beyaz olarak apartheid'e inanan yetimin onu faşistlikle itham eden Kirpi'ye yanıtı nettir. Hangimiz değil ki? Ölümden kaçmaya çalışan Kirpi'nin yetimden aldığı son mesajında bu minvalde olması dikkate değerdir. UNESCO'dayım, mutluyum. Burada beyazlar için güzel bir hayat var. Oralarda fazla kalma. Nihayetinde kentin esmer sakinleriyle bir arada yaşamayı beceremeyen Kirpi'nin hikayesi, imlediği gerçekliği burjuva aydının soyut ahlaki idealizmine lağv etmek suretiyle töre ve kalkınma sorununa indirgemenin bedelini Kirpi ödetmiştir. Ve adlandıramadığına sunduğu en gelişmiş seçenek ırkçılık olarak yetim karakteriyle sunulmuştur. Dolayısıyla Kürt sosyolojisinin 1990'larda geçirdiği dönüşüme dair Türkçe bir estetiğin sınırlarına dair iki anlam düzlemi sunuyor Candan Kalp. Feodalitenin şiddet tekelinde yok edilecek tarihsiz bir entelektüel ve kimsesizleştirilmiş bir halkın geleceğine dair yıkıcı bir iyimserlik. Orada uzakta gidilmeyi bekleyen bir köy ya da gecekondu, o köyün kurtarılmayı bekleyen kadınların, feodal ağalar ve cahil abiler düzeninin inlediği gerçeklik ile olay mahallinde çatışmanın kendinden menkul varlığı arasındaki boşluk, anlatının türler arası kararsız oluşumun, sürrealist bir komedi ya da gerçekçi bir dram ve Kürtlüğün dilsiz bırakılışının temsilidir. Böylesi bir bağlamda sinemanın Kürtçe ile buluşması ya da Kürtlüğün dilinde konuşabilmesi, Kürt sinemasının Türkiye suretini anlamamız için kritik bir önem taşımaktadır. Aksanlı bir Türkçenin gölgesinde 1990'larda beyaz perdedeki konumuna karar veremeyen İstanbul, neredeyse 25 sene sonra Klama Dayı Kam'ın Annemin Şarkısı filmiyle ilk defa Kürtçe bir şehir olarak travma anlatılarında karar kılacaktır. Türkiye'deki demokrasi tartışmaları için anahtar aktörlerden birisi olarak Kürt kimliğinin tanınması özelinde Türk sinemasında hakim geri kalmışlık söyleminden travma anlatılarına çizilecek bir hat aracılığıyla Türkiye'nin değişen demokrasi siyasetinin demokrasinin radikalleşmesi gerekliliği kamusu ve etki alanına dair bir çerçeveye ulaşabileceğimiz muhakkak. Ancak biz iç göçün öznesi olarak yersiz yurtsuz bırakılmış Kürtlerin İstanbul'undan ziyade yerinden edilememiş Kürtlüğün aynasına Diyarbakır'ın sinemada yeniden inşasına odaklanacağız. Bu kapsamda bir sonraki bölümün öncelikli odağı dilinde konuşan bir Kürt sinemasının tarihi ve imkanları olacak.
Ulusal sinemaların gölgesinde yeşeren ulus ötesi Kürt sineması fenomenini anlamamızı kolaylaştıracak üç odaktan bahsedebiliriz. Dilsel tercihler, mekanın inşası ve bellek biçimleri. Bu cümlenin ilk bölümünde birden çok Kürt sinemasını ilan ediyoruz aslında. Dört farklı ulus devletin sınırları içerisinde ve diasporada en az dört farklı ekonomik, siyasal ve kültürel bağlamda şekillenen Kürt sineması böyle bir iddiayı mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla standart bir dilden, sınırları belli bir coğrafyadan ve tektipleştirilmiş bir kolektif hafızadan mahrum bırakılmış Kürt kültürünün ancak ve ancak fark ve melezlik aracılığıyla kavranabileceğini iddia ediyoruz. Bugün artık bir Kürt medyasından söz etmemizi mümkün kılan öğeleri hatırlayalım. 1990'da başlayan Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, yerinden yurdundan edilmiş Kürtlüğün diasporik bölünmeleri, 2003 senesinde Kürdistan Bölgesel Hükümeti'nin kurulması ve internet aracılığıyla şekillenen yeni medyanın kanalları ve teknolojileri. Bu bağlamda Avrupa'nın saygın film festivallerinde ödüle layık görülen Kürt filmleri, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Kürt sinemasının kurumsallaşmasına dair yatırımları ve çok uluslu yapım şirketlerinin desteğiyle beyaz perdede kendilerine yer bulan Kürtçe anlatılar, gelişen bir Kürt sinemasından söz etmemizi mümkün kılıyor. Kürt sineması tartışması kapsamında Türkiye'nin ayrıcalıklı konumu ise Bahman Gobadi'nin İran'ın ilk Kürtçe filmi olan Dema Hespen Sarhoş, Sarhoş Atlar Zamanı filminin Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'ne layık görünmesini takip eden 10 yıllar içerisinde Kürtçe sinemanın taşıyıcısı olan isimlerin sayısal üstünlüğünün Türkiye kökenli Kürtlerden oluşuyla doğrudan ilgili. Hatırlayacaksınız, Altın Palmiye'ye layık görülen bir diğer Kürt filmi de Yılmaz Güney ve Şerif Gören'e ait Yol filmiydi. Dahası 1991'de İstanbul'da kurulan Mezopotamya Kültür Merkezi'ne bağlı Mezopotamya Sinema Kolektifi'nin Kürt belgesel sinemasının kurucusu olduğunu, pek çok Kürt sinema emekçisinin yalnızca yönetmen değil, oyuncu, senarist ve teknik eleman kariyerinde önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Kürt kültürünün tarihsel aktarımının aracı olan dengbej performansları ile ilişki içerisinde dengbejliğin modern formu olarak ele alınan Kürtçe sinema, son kertede çok katmanlı ve parçalı Kürt özelliklerin tahayyülünü mümkün kılmaktadır. Bu tahayyülün anlatılaştırılması dilsel ve mekansal melezlikler aracılığıyla mümkün olan bir hatırlama kültürüne aittir. Ben bugün Kürt sinemasının yüksek bütçeli, yüksek çözünürlüklü bir nevi ana akım anlatı filmlerinden bir istisna aracılığıyla söz edeceğim. Söz konusu filme, Ali Kemal Çınar'ın Genco filmine geçmeden önce Kürt sinemasına dair birkaç hususu ulusal sinema tartışmaları ile ilişkilendirerek ele almanın lazım olduğu kanaatindeyim. Ulusal sinema teriminin ele alınabileceği hakim dört yaklaşımdan söz edebiliriz. Ekonomi temelinde yaklaşım, yapım aşaması özelinde milli ekonomilerin desteklediği sinemalara odaklanır. Metin temelinde yaklaşım, milli anlatılara ve ulusal kimlik tarihine ilişkin anlatılara odaklanır. Tüketim temelinde yaklaşım, filmlerin alıcısı olan milli öznelerin inşası bağlamında analiz eder, değerlendirir. Eleştiri temelinde yaklaşım, film eleştirisinin milli kimliğin öznelerin inşası, film eleştirisinin milli kimliğin tahayyülüyle ilişkisi bağlamında ele alır. Ulusal sinemayı modern ulus devletin coğrafi ve ekonomik kuruluşu bağlamında bir kavrayışın sahibi olan Higson'a göre sinema asla halihazırda tamamen şekillendirilmiş homojen bir kültür veya kimliği adeta tüm milli öznelerin inkar edemeyecekleriymiş gibi yansıtmaz ya da ifade etmez. Tartışmasız olarak sınırlı özne pozisyonlarına öncelik verir ve böylelikle milli özneler için mümkün olan özne pozisyonlarının doğallaştırılmasına ya da yeniden üretilmesine hizmet eder. Fakat verili bir kimliğin basitçe ifade etmek kadar öznerliğin kurulmasına da aktif katkı sunduğunun görünmesi gerekir. Higson'ın milli seyircinin ne olduğuna ve inşasına dair bu uyarısı erken dönem ulusal sinema tartışmalarında kendilerine yer bulamayan azınlık sinemaları ya da devletsiz sinemalar için önemli bir soruya kapı aralamaktadır. Ulus devlet ekonomilerinin olanaklarından faydalanmak isteyen öteki sinemaların seyircisi kimdir ya da varsayılan seyirci söz konusu öteki sinemaların kuruluşunu nasıl etkilemektedir? Ya da devletsiz, etnik ve dilsel azınlıkların film çalışmalarındaki yerine eşlik eden bir adlandırma krizinin ürünü değil midir? Kürt sineması var mı sorusunun eskitirememesi. Katalan sineması için ulusal sinema gibi bir şey diyen Marvin Delugo'yu hatırlayalım. Kürt sineması özelinde
Bu adlandırma krizinin yerleşik endüstrileri olan ulusal sinemalara rağmen değil, onlarla birlikte de deneyimlendiğini akılda tutmakta fayda var. Yani Türkiye'li Kürt yönetmenlerin Yılmaz Güney'den başlamak üzere Türk sineması ile temasını tanımadan Kürtçe sinemanın Türkiye haline dinamizmini ve potansiyelini açıklamak mümkün olamaz. Göç ve diasporanın yanı sıra teknolojik yeniliklerin de sınırlarını yeniden tanımlamaya zorladığı ulusal sinema kavramının ya da adlandırma krizinin esasında kavramın kullanım değerine bağlı olduğunu söylemeye çalışıyorum galiba. Fanoncu, antikolonyal bir yaklaşımı benimseyen bir diğer isim Susan Hayward'a kulak verecek olursak, ulusu verili bir tarihsel özne ya da nesne gibi ele alan yaklaşımların sorunu ancak ve ancak ulusu bilginin öznesi ve nesnesi olarak ele alan bir yaklaşım ile aşılabilir. Bu bağlamda ulusal sinemaya dair eleştirel bir literatürden beklenen milliyetçi söylemlerin patolojilerini ifşa etmesidir. Tam da bu sebeple Kürt sinemasının güçlü temsilcilerinin içine doğduğu Türk sinemasından bir örnekle tartışmamıza başladık. Şimdi bir adım daha ileriye giderek Kürt sinemasının uluslararası ortakların finanse ettiği ulusaşırı bir sinema olarak ve ekseriyetle diasporada gelişen bir sürgün sineması olarak ele alan yaklaşımların ulusal sinemanın hakim okunmasının modern milli kültürlerin teritoriyallik temelinde tanımlanışının belirleyici olduğunu söyleyeceğiz. Bir başka deyişle, Kürt ulusal sinemasından söz edebilmek için devletli ve milli bir endüstrinin son derece belirleyici olduğu bir literatürün eleştirisi aracılığıyla Kürt sinemasına ulaşmaya çalışıyoruz. Dahası, Kürt sineması tartışmalarında seyirci sorunun temeline yaklaştığımızda uluslararası film festivallerinde ve ulusun beyaz perdesinde kendilerine yer bulabilen Kürtçe anlatılarda karşımıza çıkan geçmiş zamana ait büyük travma anlatılarının Kürt oluşa dair siyasi bir indirgeme riski taşımasının yanı sıra Kürt seyirciye davet ettiği özdeşleşme düzeni bağlamında etik bir soruna yol açtığını görmekteyiz. Kürt olmayan seyirciyi korunaklı, pasif bir tanıklığa davet ederek. Yani modern Türk kentinin çok ışıklı, çok sesli bugünüyle ses kayıtları arasında kalmış eski Kürt köyünün romantize edilmiş imgesi arasında asılı kalan Kürt erkeklerinin hikayelerinin hakim olduğu tecrümsel sinemanın yüksek çözünürlüklü uzun metraj anlatıları Kürtçe filmleştirilebilmenin koşuluna dair bir soruşturmayı gerekli kılar. Benim doktora çalışmam kapsamında odaklandığım temel sorun bu oldu. Neredeyse aynı zamanda gösterime giren Kramada Yıkama ve Dengi Bavem'in filmlerini düşünelim. Yüksek çözünürlüklü, büyük bütçeli filmler yapmayı ve Diyarbakır'da başka bir yerde yaşamayı reddeden Ali Kemal Çınar sineması bu kısıtın dışında ve ötesinde bir Kürtçe oluşa ve onun sinemasının ekonomi politiğine dair sunduğu veriler ile önem arz etmektedir. 2010'larda film üretmeye başlayan Ali Kemal Çınar sineması tanıklık ve travma anlatılarına hakim estetik anlayışının dışında tecrümsel olmayan ve yerinden edilmemiş bir Kürtlüğün gündeliğinin sineması olarak karşımıza çıkıyor. Bir parantez açarak Kürt yönetmenlerin görsel ve işitsel sinemasal mekanını Kürt gerçekliği temelinde hareketin, göçün taşıyıcısı olan dilsel karşılaşmalar ile kurduğunu hatırlatalım. Bu özgün mekansal inşanın en az dört farklı tezahürünü tespit edebiliyoruz. İlkinde kenti köy ile kozmopolitan şehir arasında bir geçiş mekanı olarak görüyoruz. Burada iki eğilim var. Ekonomik ve siyasi koşullarını düzeltme amacında Mindit ve Bahos filmlerinde gördüğümüz gibi travmatik bir karşılaşma ardından çoğunlukla bir ölümü takiben kolektif hafızayı aktive edecek köye dönüş aracılığıyla Klamadayı, Kamazer ve Dengi Bavemin filmlerinde gördüğümüz üzere metropolitan kent hayatının Kürtlüğü yeni ev olarak kuran anlatılar Perra Dimaso, Long Live the Bride and Pretty Kurdistan, Derbuyna Jibuh işte filmlerinde köyü Kürtlüğün nihai evi olarak kuran filmler Vere Dengemin ve My Sweet Pepperland. Ve son olarak da sınırı yol anlatıları aracılığıyla inkar ve şiddetin mekansal taşıyıcısı kılan anlatılar. Burada Kaplumbağalar'da Uçar filmini hatırlayacaksınız. Aynı zamanda Hişam Zaman'ın Before Snowball filmi de bir örnek olarak ele alınabilir. Diyarbakır'da doğmuş ve Diyarbakır'ı hiç terk etmiş yönetmen yaratıcı Ali Kemal Çınar'ın anlatıları bu dört kategori arasında mekik toku gibidir. 2003 senesinde kurulan Diyarbakır Sinema Kulübü aracılığıyla film yapımı ile ilişkilenmiş Çınar, 2005-2010 yılları arasında 7 kısa film yapmıştır. Ev, Dolap, Duvar, İnfaz, Arınma, Şev ve Venda.
Kısa filmi şiirden itibaren 2009 senesinden beri film isimlerini Kürtçe tercih ediyor. Uzun metraj filmler özelinde Ali Kemal Çınar sinemasının teknik özelliklerine dair iki tercihten söz edebiliyoruz. Anlatılarda bizzat kendileri olarak yer alan aile bireyleri ve kendisi, bu ekranda da göreceğiniz gibi bu Ali Kemal Çınar babası, annesi ve kardeşi. Ve tekrar tekrar kullanılan film mekanları. Kürtçe konuşulan bir gündelik hayatın ve toplumsal cinsiyet sosyolojisinin düşük bütçeli bir filminin yapım bütçesinin 9 lira olduğunu ilan etmişliği vardır. Ve teknik olarak kusursuz sayılamayacak araçlarla sinemaya aktarılışından söz ediyoruz. Ulusal sinema literatüründe bilhassa Fransız yeni dalgası, İtalyan yeni gerçekliği gibi akımlarda karşımıza çıkan elitist yönelimleri göz önünde bulundurduğumuzda teknik olarak kusursuz film yapma iddiasında olmamanın Kürt sinemasının hegemonik ulusal sinema inşasında direnci olarak okunabilir. Övgü Gökçe, Ali Kemal Çınar filmlerini şehirli Kürt kimliğinin yeni biçimlerine dair bir sinemasal açılım olarak değerlendirmektedir. İlk uzun metrajlı filmi olan Kurtay Film, karşılanabilir ve tecrübesel olmayan film üretim tekniklerini görebileceğimiz ilk filmdir. Filmlerin yapım bütçelerini düşük tutmak Ali Kemal Çınar için Kültür Bakanlığı'nın sinema geliştirme fonlarının koşullarını yerine getirmekten yeğdir. Kurtay Film, iki baba figürü Seyitan Çınar ve Yılmaz Güney gölgesinde yönetmen olabilmeye dairdir. İkinci uzun metrajlı filmi Beşarti, Fırasaklı, Diyarbakır'ın geleneksel Kürt çevrelerinde konuşulamayan cinsel ve toplumsal cinsiyet temaları üzerine temaları üst sesi deneysel kullanma aracılığıyla izleyicinin bilgisine sunar. Siyah beyaz bir queer film olan Beşarti, Ahmet Hanen'in Memuzin anlatısının yeniden yorumlanışı ile renge döner. Hatırlayalım, geleneksel Kürt epik destanı Meme Alan'a dayanan Menvez'in Kürt milliyetçiliğinin öncü metni olarak değerlendirilmektedir. Ali Kemal Çınar'ın Menvezin'i queer bir anlatıya dahil edişi, söz konusu destanın Kürt milliyetçiliği içerisindeki yerini hedef almakla kalmaz, Kürtlüğün güncel görünümlerine dair de bir kapı aralar. Kürtlüğü devletsiz oluş temelinde güçsüz bir kimlik olarak ele alan Menvez'in, Kürtçeyi Kürt oluşum koşulları altı sunmanın yanı sıra ideal Kürtlüğü sünnilik ile işaretlemiştir. Çınar'ın yeniden konumlandırdığı o meşhur sahnede bir Nevroz günü erkek kılığına girmiş iki Kürt kadını Zin ve Siti, kadın kılığına girmiş iki Kürt erkeği Mem ve Tacdan aşık olurlar. Aşkın Beşarti hali, Kürt ulusal öznenin patriarkal inşasından heteroseksüel aşkın queer sunumu ile sıyrılır adeta. Bu bağlamda Mem Vezi'nin Ali Kemal Çınar sinemasındaki görüngüsü, milliyetçinin ötesinde bir Kürt ulusunun ihtimaline dair bir soruşturmayı gerekli kılar. Türkçenin sızamadığı bir Kürtçe ile Kürtlüğün patriarkal inşasından özgürleştirme iddiasında bir sinemadan mı söz etmekteyiz? Bu soruyu aklımızda tutarak Genco filmine bakalım. Genco Diyarbakır'da doğmuş bir Kürt süper kahramanın hikayesidir. Küçük şehirler üzerine sınırlı bir hakimiyeti olan süper kahraman Genco, kapıları düşünce gücüyle açıp kapatmak, uykusunu kaçıran logar seslerini susturmak gibi Şener Özmen'in 2001 tarihli süper Müslüman işinden esinlenmiş bir karakter. Ancak kahramanı pelerinsiz ve seccadesiz sahneye sunan Çınar, Kürt orta sınıfının Diyarbakır'ında güçsüzleşmiş bir erkekliği Türklüğün gölgesinden azade Kürtlüğün imge ekonomisinde sunmaktadır. Genco'nun nesnelere dokunmadan hareket ettirme ya da elektrikli aletleri kontrol etme güçlerinin, gerçek üstü öğelerin konuşma balonları ile gerçekliğe çağrıldığı bir anlam evreninin arka planında modernleşmiş bir Kürt kentini, akan trafiği ve bitimsiz inşaatları görürüz. Mor kostümünü dolaba kaldırıldığında ise titizlikle temizlenmiş ve düzenlenmiş dairesinin penceresinden Diyarbakır ışıklarına bakan ortasını bir Kürt erkeği çıkar karşımıza. Kürt sinemasının kilometre taşı olan festival anlatılarının aksine Genco'nun hikayesi yaşlanmış bir anne ya da yeni kurulmuş bir aileyi onaylayan hamile bir kadından mahrum yalnız bir erkeklik ihtimali üzerinedir. Nitekim Çınar'ın sinematografisi sürekli bir biçimde baba figürüne direnmenin sinematografisi olarak tartışılmıştır. Baba ile oğul arasındaki çatal, vejeteryan oğul ile eşsiz beslenmeyi tahayyül edemeyen baba hikayesinde keskinleşirken, Kürt ailesinin tolerans ve bir aradalığın mekanı olarak işaret edilişini görüyoruz.
Kürt toplumuna dair hakim kentli anlatılarda karşımıza çıkan din ve patriarkanın gölgesinde feodal bir aile portresi değildir modern Kürt izleyicisine sunulan. Bu gibi öğelerin bir aradalığı bizi Ali Kemal Çınar'ı Kürt sineması tartışması üzerinde önemli olan noktaya ulaştırır. Büyük travma anlatılarındaki tanıklık dayatmasına direnç. Dilsel aralık ile Kürt orta sınıf hayatın ihtimallerine yönelen Çınar'ın kenti Kürtlüğü, Kürt olmayan ile kentli karşılaşmalardan ziyade borçla, yemekle ve güçsüzleştirilmiş bir erkeklikle dünyevileştirilmiş ve gündelikleştirilmiş modern bir Kürtlüktür. Kendisiyle yapılan söyleşilerden birinde yönetmen, Genco'nun Kürt sorununu çözme konusunda doğaüstü güçlerini kullanıp kullanamayacağına dair bir diyaloğu senaryodan çıkardığını belirtir. Çünkü der, Kürtçenin diyegetik kullanımı başlı başına politik bir iddiadır. Dolayısıyla Kürtlüğe dair nelerin söylenip nelerin söylenemeyeceğini, nelerin gösterilip nelerin gösterilemeyeceğini belirleyen siyasetlere biat eden bir gerçekçi estetik anlayışından kaçan Genco ve Ali Kemal Çınar, etnikleştirilmesi ve asimile edilmesi güç borç kategorisi etrafında kurduğu Kürtçe anlatı ile büyük bir travma anlatısına yaslanan Kürt sinemasının ana akımının aksine evrensel bir orta sınıf deneyimini yerine tercüme etmektedir. Kadınlık, cinsel gelimlerden azade aklın temsilcisi olan bir kategori şeklinde karşımıza çıktığı bu düzlemde teknik kusursuzluğu değil, anlatının minör bileşenleri sinemanın belirleyenleridir. Son kertede dilsel olarak homojen bir Kürt nüfusunun yaşadığı bir Kürt şehrinde gündeliğe dair sinemasal bir tahayyülün ancak ve ancak gerçekçi bir öykünün gerçek olmayan öğelerle buluşması aracılığıyla travmanın tekilliğine ulaşabildiğini görüyoruz. Kürt sinemasının Türkiye örneklerinde karşımıza sıkça çıkan, demokratikleşme adımlarının duyurulduğu tarihsel dönemlerde yükselişe geçen ve bu minvalde bir tanınma siyaseti kültürünün ürünü olan 1990'larda kalamamış travmatik şiddet anlatılarının yerini bugüne içkin cinsiyetleştirilmiş bir sınıf sorununa has izleri kendinden menkul bir travmaya bırakması, Kürtlüğün yeniden konumlandırıldığı modern milli tahayyül ötesinde bir ulus olarak bir estetik rejimin habercisidir. Dolayısıyla Ali Kemal Çınar'ın film dili, Kürtlüğün travma ile ilişkisini, sinemanın araçlarının kusursuz olmayan bir radikalleştirilmesi aracılığıyla yeniden yorumlama ve yeniden temsil teşebbüsü olarak hakim siyasi söylemlerin belirlediği sanat alanının dışında demokratik bir kamuyu ve etik bir sanatı temsil edecek bir sinemanın imkanını işaret etmektedir. Sinema ile ilişkisinin gelişmesinde Mezopotamya Kültür Merkezi'nin önemini işaret eden Ali Kemal Çınar, Türkiye bir Kürt sinemasına ihtiyaç duyduğu yeni bir eşitlik düzeyinin temsilcisidir de. 1990'lı yılların düşük çözünürlüklü Kürt belgesellerinden Ali Kemal Çınar'ın düşük bütçeli Kürt filmlerine, Kürtlüğün sinemasal tezahürlerinin Kürtlüğün demokratik temsilinden azade olmadığını hatırlayalım. Zira Kürtlüğün Türkiye'de sanat alanı ile müştereklerini anlama çabası demokrasinin imkanını ve olanaklarını yorumlama girişimidir de. Ve bu bağlamda Kürt sinemasının Türkiye hali temsile dayatılan hegemonik anlatılardan sıyrıldığı ölçüde özgürleştirici bir estetiği mümkün kılan bir deneyim olabilir. Ve bunun başlıca adresi de tecrübesel olmayan yatay ağlarda dolaşıma girebilen bir sinemanın ve sinemanın bu bağlamda yeniden tanımlanmasıdır.